Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Nisan 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Güneş 19 Nisan'a kadar Koç burcunda ilerliyor ve Mars İkizler burcunda olacak ayın 23'üne kadar. Venüs Koç burcunda 3 Nisan itibariyle Merkür de Koç burcuna geçiyor. Ayın özellikle ilk yarısı kariyerle ilgili konular, toplumdaki duruşunuz, statünüz, gelecek hedefleriniz, buralarda daha güçlü tesirler var. Güneş toplumda sizi daha dikkat çekici hale getirirken, özellikle sorumluluklarınız, görevleriniz, kariyer konuları ya da ailevi alanlarda otorite ile ilgili olan gelişmeleri veya otorite ile olan ilişki dinamiklerinizi de daha fazla sizin için belirleyici hale getirebilir. 12 Nisan'da Koç burcunun 22 derecesinde yeni ay doğacak. Sizin için önemli bir yeni ay, çünkü sizin gibi bir öncü burç Koç burcu ve haritanızın da en yüksek tepesinde bir yeni ay döngüsü. Yılın bu dönemleri aslında sizin kariyeriniz için çok güçlü tesirler getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 22 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok önemli bir yeni ay döngüsü olduğunu söyleyebilirim. Yeni kararlar verebilirsiniz kariyerinizle ilgili. Başlangıçlar da olabilir, yer değişimleri de olabilir, değişimler de olabilir tabii ki. Veya teklifler alabilirsiniz. Yaptığınız çalışmaların bazı geri dönüşleri olabilir. Ün, başarı gibi konular özellikle otoriteniz veya toplumdaki statünüzü etkileyebilecek gelişmeler olabilir. Kariyer tabii bazen ilişkilerimizle de ilgili olabiliyor. Yani bir ilişkinizle ilgili, beraber çalıştığınız kişiyle ve bir işbirliği, ortaklıkla ilgili veya evlilik gibi, hani toplumdaki yine statünüzü etkileyebilecek konularla ilgili de önemli bazı kararların verilebileceği, adımların atılabileceği güçlü bir yeni ay döngüsü. Bu yeni ay ayın 12'sinde doğacak ama 27 Nisan'a kadar olan süreçte tesirlerini hayatımıza taşımaya devam edecek. Evet, ayın 14'ünde Venüs, şans ve bereket gezegenimiz Venüs, Boğa burcuna geçiyor. Ve 19 Nisan'da Merkür ve Güneş Boğa burcuna geçecek. Ayın özellikle ikinci yarısı ve 19'undan sonra iş konuları, sorumluluklar, görevler, kariyer konularının dışına çıkıp biraz sanki keyifler, hayattan aldığımız zevkler, işte eğlence, sosyal konular, bunlara daha fazla yöneliyoruz. Boğa burcu etkisi keyif ve konfor arayışımızı arttıracaktır. Mars da ayın 23'ünde sizin burcunuza geçecek. 23'ünden itibaren enerjiniz daha güçleniyor. Bu enerjiniz sizi biraz sabırsız da yapabilir, biraz agresif de yapabilir. Bu dengeyi iyi kurmanız gerekecek ama kişisel anlamda, girişimler anlamında Mars'ın burcunuzdaki ilerleyişi 23 Nisan'dan itibaren sizi daha atak yapabilir, daha inisiyatif alır hale gelebilirsiniz. Ve 26 Nisan'da 7 derece Boğa burcunda, 7 derece Akrep burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay da sizin için güzel bir Dolunay. Ayın son günleri aslında bu Dolunay tesirleri altında olacağız. Lütfen yine kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. 7 derece ve yakınlarında gezegenleriniz öne çıkıyorsa ve bunlar sabit burçlardaysa bu Dolunay sizi daha fazla etkileyecektir. Size dost bir burç, Akrep burcu, 5. evinizde olacak. Bu Dolunay aşk hayatınızı çok güçlü bir şekilde etkileyebilir. Aşık olabilirsiniz. Veya bir ilişkiniz var, ilişkinizle ilgili önemli kararlar olabilir. Romantik etkilerin artabileceği bir süreç. Hayattan daha fazla keyif aldığınız bir dönem aslında. Eğlencelik konuların da gündeme gelebileceği bir dönem. Özel hayatınızda eşinizle, partnerinizle veya çocuklarla ilgili konularda bir hedefe de ulaşabilirsiniz. Bir kutlama, bir parti, bir eğlence de olabilir. Bu süreçte bir tatil organizasyonu da olabilir. Maddi konuları da etkileyen bir dolunay ve şanslı bir dolunay sizin adınıza, doğum haritanızda destekliyorsa, parasal şanslar da alabilirsiniz bu dolunayla beraber. Yani özellikle Akrep Boğa aksı, Venüs de Boğa'da olduğu için parasal kazançlarınızı destekliyor olacak. Yatırımlardan geri dönüşler olabilir, yaptığınız çalışmalardan geri dönüşler olabilir. Özellikle yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz yaratıcı çalışmalar, hobiler, sanatsal faaliyetlerden
belki başarı elde edebileceğiniz, hatta bunları belki bir iş haline getirip para da kazanabileceğiniz bir süreç. İşte bu dolunay tüm bu konuları netleştirebilir ve size bazı fırsatlar getirebilir sevgili yengeçler. Sağlıklı, mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.